karakter bölümü için oldukça gelişmiş bir materya sistemi var. Herhangi bir imajı oluşturduktan sonra burada gördüğünüz gibi sürükleyip bırakarak onun materyalle etkilenmesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da şurada hızlı bir şekilde bir yazı yazayım. Bu yazıyı yine burada gördüğünüz gibi dokulandırmanız mümkün. Hazır presetleri bu şekilde hızlı şekilde kullanmanız oldukça basit. Ama kendinize özgü materyal oluşturmak da o kadar zor değil. Sadece burada gördüğünüz materyal bloklarını ne şekilde kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu uygulamamızda sizlere elimden geldiğince bu sistem hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hemen şurada iki tane unsur oluşturayım. Bir tane imaj, bir tane de yazı oluşturayım. Bu yazı ile imajın ortak özellikleri ikisinde materyal penceresinde Solid ve Body adlı iki tane materyal nodunun yer alması. Body bizim temel olarak buradaki yapımızın gövdesini oluşturan, onu renklendiren, onu etkileyen unsur. Buradaki imaj için de aynısı geçerli. Body'ye hangi girişten renk geliyorsa ya da materyal bilgisi geliyorsa onun gövde uygulanmasını sağlıyor. Burada solid olduğu için sadece bir renk üretici olduğu için kırmızı rengini veriyor. Buradaki yazı için de aynısı geçerli. Solid'in burada hızlı bir şekilde rengini değiştirebilirsiniz. Hemen şu yan tarafta yer alan bölgeden de transparansisini, geçirgenliğini belirlemeniz mümkün. Solid'in dışında birçok resim üreticimiz ya da renk üreticimiz var. Buradaki gradientler mesela diyelim. En temel üreticilerden bir tanesi yine. Şurada gördüğünüz gibi gradienti bırakıyorum. Body'ye eğer bu gradient girişini belirlersem direkt olarak gövdede gradienti görmüş olur. Burada dikkatinizi bir nokta çekecektir. Bu mavi, yeşil, kırmızıdan kırmızıyla mavi pek göremiyoruz. Bunun sebebi araya dediğimiz bir bölgeye bu rengin uygulanması. Şu gördüğünüz araya buradaki bölgeyi temsil ediyor. Ve arayı ufalttığınız zaman etkinin de farklı bölgelere ulaştığını göreceksiniz. Fakat bunun daha kolay yolu şuradaki item seçeneğidir. Item'ı seçtiğiniz zaman her bir unsura özel olarak bu renkler uygulanır. Araya modunda ise buradaki bölgenin tamamına uygulanır. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında yine texture nodumuz var. Texture nodu bildiğiniz, çok alışığa da geldik. İmajları, resimleri doku olarak kullanmanızı sağlıyor. Ben daha önceden burada değişik imajlar, resimler yüklemişim. Bu resimlerden seçerek kullanabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Body'ye yine bu sefer texture'ı giriş olarak göstermemiz gerekiyor. Texture'ı gösterdiğim zaman gördüğünüz gibi buradaki yüklenmiş olan resimler direkt olarak gelmiş oldu. Buradaki scale parametresiyle oynayarak bu şekilde, bize belki güzel görünüyordu. Scale parametresiyle oynayarak tile etmesini, tekrarlamasını sağlayabilirsiniz ve bu şekilde uygulanmış oldu. Başka texture üreticileri de var. Mesela diyelim burada noise gradient 2 stop var. Bu da bir noise oluşturuyor. Nasıl bir etki elde edeceğimizi görmek için hemen buradan noise gradient 2 stop'u seçiyoruz ve gördüğünüz gibi burada kırmızı ve maviden, çünkü burada kırmızı ve mavi var, etkilenmiş bu alan belirleniyor. Yine bunun isterseniz şöyle değerleriyle oynayayım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle uzunlamasını şöyle bir doku elde edebilirim. Burada güzel özelliklerden bir tanesi, istediğiniz gibi bunları esasında zaman içinde keyframe'lerle hareket ettirmeniz de mümkün. Ben burada sabit olarak kullanıyorum ama bunları hareketlendirmeniz de mümkün. Burada gördüğünüz gibi çok değişik renk kaynaklarımız ya da resim kaynağımız var, texture kaynağımız var. Fakat bir tane body olduğundan sadece bir tanesinin etkisini görüyoruz. İsterseniz birden fazla body de kullanmanız mümkün. Burada bir body daha alıyorum. Şuraya yerleştireyim onu da. Bu yeni body
herhangi bir şeyle etkilenmedi. Giriş olarak mesela de buradaki texture'ı seçeyim. Ya da şuradaki gradient iki stop seçeyim. Seçer seçmez gördüğünüz gibi ne seçersem o etkiliyor. Bunun nedeni de basit olarak, temel olarak şudur. Buradaki body olsun, outline olsun, diğer temel yapılarımız olsun bir layer mantığıyla sıralanmaktadır. En alttaki layer görüntüde en üste gelmektedir. Yani şu anki bu body 2, bu body 1'in tamamen üstünü kapladığından alttaki layer'ı göremiyoruz. Altta mesela diyelim texture'ı seçelim. Şu anda texture'ı göremiyoruz. Ne zaman görebiliriz? Birkaç şekilde görebiliriz. Bunlardan bir tanesi blending modu değiştirirsek eğer, yani bu üstteki gelen noise gradient ile bu alttaki texture'ı bir birleştirme moduyla birleştirmiş olduk. Bu şekilde yeni bir etki elde edebilirsiniz. Ya da mesela diyelim burada multiply ederek, değişik buradaki blending modlarını kullanarak sonuç elde edebilirsiniz. Ya da eğer mix modundaysa üstteki layer'da transparent, yani geçirgen bir bölüm oluşturmanız lazım. Mesela diyelim şu kırmızı olan bölgelerde mesela diyelim ben transparency'sini, alfa değerini 0 yapayım. 0 yaptığım zaman gördüğünüz gibi burada kırmızı olan yerler görünmeyecektir. Mavi olan yerler görünecek. Şimdi isterseniz multiply yapalım. Evet, değişik bir kombinasyon elde etmiş olduk. İsterseniz bu yazının dış çerçevesiyle ilgilenelim birazcık da. Şu dış tarafa çerçeve atalım. Onu da outline noduyla yapıyoruz. Outline nodunu en alta atıyorum çünkü body'nin üstüne binmesini istiyorum. Outline nodu şu anda herhangi bir şekilde bir giriş belirlenmemiş. Burada gradient 3 stopu seçiyorum. Gradient 3 stopu seçtiğim zaman, yani şuradaki gradient 3 stoptan gelen sonuç burada karşıma gelecek. Gradient 3 stopta biraz evvel hatırlarsanız araya ve item modları vardı. Item olarak seçtiğim zaman direkt olarak buraya tutturuyor. Araya dediğim zaman şu çerçevenin içine bu renkleri oturtturuyor. Bir tane daha modumuz vardı. Şimdi onun tam zamanı geldi. Outline modu. Outline modunu seçtiğim zaman değişik bir şey oluşuyor. Outline modunda şu gördüğünüz mavi, yeşil ve kırmızıyı sıralısıyla dışa doğru yerleştiriyor. Şu şekilde inside parametresini ya da outside parametresini birazcık arttırırsam eğer gördüğünüz gibi daha etkileyici bir şekilde görebileceksiniz. Bu size birçok imkan sağlıyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz açıkçası. Şuradaki mesela transparency'sini bunun birazcık düşürürseniz dış tarafta yumuşak, soft bir geçiş elde edebilirsiniz. Ya da öyle bir şey yapmayın. Mesela sabit kalsın. Şu orta taraftaki değeri mesela diyelim şöyle sıfırlayın. Sıfırladığınız zaman gördüğünüz gibi arada geçirgen bir bölüm kalacaktır. Diğer taraf, şu mavi olan taraf sabit kalacaktır. Bu mavi tarafı da isterseniz şu şekilde değişik bir renkle belirleyelim. Burada yine aynı rengi alsın. Şunu hatta tam böyle ortada bir yerde belirleyelim. Şunu da 1 olarak belirleyelim. Çok değişik bir şöyle açık bir renk elde etmeye çalıştım ama pek de başarılı olamadım açıkçası. Şöyle bir yazı elde etmiş olduk. Bu outside parametresini birazcık düşüreyim. İsterseniz mesela inside'da bu şekilde hareket ettirerek çok değişik bir yazı şekli elde etmiş olduk. Bunun eksik bir yönü kaldı gibi. O da gölgesi. Gölgeyi nasıl yapacağız? Yine materyal notlarımız arasına geliyoruz. Burada drop shadow var. Drop shadow'u üstte bir konuma yerleştiriyoruz. Çünkü drop shadow'un en alta gelmesini istiyorum. İsterseniz bu drop shadow'un rengini şöyle birazcık daha uygun bir renk olarak belirleyebilirsiniz. Burada yine blending modunu değiştirebilirsiniz. Hatta şurada outside değeriyle birazcık daha yumuşak ya da sert köşeli olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, değişik bir yazı stili materyalimiz oldu.
Şimdi önemli olan bunu saklamak ve sonradan tekrardan kullanmak. Saklama ve kullanma ile ilgili yapmanız gereken burada kullandığınız nodları işaretlemek, seçmek ve şurada kullanıcı presetleri içine sürükleyip bırakmak. Fakat böyle tek tek seçmek şu anda kolay gibi görünse de çok karmaşık setuplarda, düzeneklerde oldukça zor olmaktadır. Bunun için de bir kolaylık düşünülmüş. Burada temel body ve outline gibi temel materyallerimizde dikkat ederseniz şurada bağlı olan nodları seçmek için bir ikon var. Ona tıklayarak hemen sol tarafındaki checkbox'a işaretlediğinizde bağlı olan nodu otomatikman kendisi seçer. Mesela güzel bir örnek için şu üsttekinin bağını şu anda kapatayım. Tıklıyorum. Herhangi bir şey seçmedi. Fakat bağlı not ikonunu işaretleyip tıkladığımda hemen gidip kendi bağlı olan nodunu seçti. Ve buradaki texture nodu yine tıkladığım zaman gidip kendisi otomatikman texture'ı seçmiş oldu. Bizim elle seçmemiz gereken sadece burada bir drop shadow kaldı. Çünkü o buradaki diğer notlarla etkileşime girmeyen bir not. Bunları seçtikten sonra herhangi bir yerden, bu notların herhangi birisinden tutup şuraya bırakıp ismini değiştirebiliyoruz ve bu şekilde artık bir nodumuz var. Bunu bu şekilde istediğiniz zaman artık istediğiniz yazıda kullanmanız mümkün. Monster Sullivan'ın birazcık benzediği için bu şekilde isimlendirdim. Diğer sonraki uygulamamızda daha detaylı, daha ilginç yönlerine eğileceğiz. Şimdilik hoşça kalın.